Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili yeni bir hamle geldi bugün. Asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Bu kararla birlikte bankalar söz konusu hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan da Türk lirasına yönelik yeni mesajlar geldi. Önce kademeli çıkış kararı alındı, ardından da bu kararın en somut adımı geldi. Merkez Bankası, Türk lirası dönüşümlü mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Peki bu ne anlama geliyor? Kur korumalı mevduat uygulamasında asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Yani bankalar en az politika faizi kadar faiz vermek zorundaydı. Bu oransa geçtiğimiz hafta %30'a çıkarılmıştı. Yapılan yeni düzenleme Türk lirası vadeli mevduatları cazip kılmayı destekliyor. Yani kur korumalı mevduata verilen faizin bundan böyle bir cazibesi kalmayacak. Zira bankalar bu mevduatlar için artık daha düşük faiz verebilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İslam İşbirliği Teşkilatı İSEDAK Merkez Bankaları Forumu toplantısının açılışında konuştu. Uygulanan politikalarda kararlılık mesajı verdi. Öncü göstergeler yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız. Erkan, son dönemde hayata geçirilen düzenlemelerle Türk lirasına yönelik mevduat payının artırılmasının hedeflendiğini söyledi. 2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritasının kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini vurguladı. Ermenistan cephesinde yaşananlara da bir bakalım isterseniz. Çünkü Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden bu yana Ermenistan epey karışık. Başbakan Paşinyan endişeli, hatta kendisine karşı bir darbe planlandığını bile iddia etmişti Ermenistan lideri. Bu açıklamasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. 8 şüpheli gözaltına alındı. Ne eleştirilere kulak astı ne de istifa çağrılarına. Protestolar sürerken ilk kritik hamlesini yaptı. Azerbaycan'ın 24 saatlik Karabağ zaferi Ermenistan'ı karıştırdı. Muhaliflerin başlattığı eylemler dalga dalga yayıldı. Paşinyan karşıtları başkent Erivan'ı birbirine kattı. Başbakan Paşinyan, Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrası kendisine karşı darbe çağrıları yapıldığını öne sürmüştü. Bu açıklamasından günler sonra Ermenistan lideri harekete geçti. Paşinyan'ın talimatıyla hükümete darbe planladığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre aralarında üst rütbeli askerlerle eski bir belediye başkanı da bulunuyor. Şüpheliler darbe girişimi ve başbakana suikast planlamakla suçlanıyor. Paşinyan'ın hedefinde üniversiteler de vardı. Güvenlik güçleri protestolara destek veren öğrencilerle öğretim görevlilerini de gözaltına aldı. Başkent Erivan'da ise protestolar sürüyor. Eylemler gece yarısına kadar devam etti. Yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi. Kalabalık hükümet binasının önünde toplandı. Paşinyan istifa sloganları atıldı.